Benim bir tanıdığım var. Bu arkadaşını anjiyo yaptırmak için hastaneye götürmüş. Doktoru ona anjiyo yapmış. Bakmış ki çok kolay. Hemen bitti gitti. 2 dakikada iş. Demiş ki doktoruna, tanıdığı arkadaşı ya, illa bana da anjiyo yap demiş. Yok ya, sağlamsın, senin bir şeyin yok. Hiçbir rahatsızın yok, gerek yok demiş. Yok, ben de istiyorum. Olur olmaz. İyi tamam, hadi yat demiş, seninle uğraşacağım demiş. Kıramamış adamı. Adam anjiyoya yatmış. Anjiyo sırasında yani çok komik bir durum olmuş. Kalp damarı patlamış. Yani ana damar değil, kalbin üstündeki bile taç yaprak diyor buna, damar patlamış. Anjiyoda. Adam herhalde biraz sert. Sokuncu şeyi. Oradan da Allah'tan ki hastanede kardiyolog, kalp doktoru varmış. Oradaymış, hemen çağırmışlar, müdahale etmiş. Açık kalp ameliyatı olmuş. Dedi ki, sana bir şey anlatacağım dedi. Gülme dedi. Söyle dedim. Benim başımda böyle bir olay oldu dedim. Dedim ki, gülmemek için yani ne yapayım dedim. Güldüm, tabii güleceğim dedim. Artık ne yapayım dedim. Herkesin başına bir şey gelir ama çoğu meraktan gelir. Niye yaptırdın böyle, vallahi dedi, işte böyle bir salaklık yaptık dedi. Şimdi sürekli ilaç kullanıyorum dedi. Hiçbir ilaç kullanmaya gerek yok. Böyle kan sulandırıcılar, komedin, momedin kullandı mı ne oluyor? Karaciğere zarar veriyor, böbreklere zarar veriyor, bağırsaklara zarar veriyor, lenf sistemine zarar veriyor, beyne zarar veriyor. Vücut çöplüğe dönüyor. Sürekli kimyasal ilaç kullan, nereye kadar? Ha, iksir kullan. Limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal vesaire. Damarlar yavaş yavaş açılır. Tabii. Ha ya, tabii ki doktoruna gideceksin. Doktorun bakacak. Muayene edecek. Aradaki farka bakacak. Yine kötüye gidiyorsun. Doktorun kötüye giden olmadı da. Zaten burada alışla ilgili geçen hafta ben burada bilgi verdim. Almanya'da 940 kardiyolog, kalp doktoru, 3664 hasta üzerinde alıcın yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakla hastaları tedavi etmişler Almanya'da. Dünyanın her tarafında bitkilerle ilgili klinik araştırmaları yapılıyor. Ülkemizde yapılamıyor. Neden yapılamıyor? Bunun için devletin bu işi subvanse etmesi, desteklemesi lazım. Yapılamadığı için olmuyor. Bana dediler ki ne yapalım dediler. Yapalım dedim, klinik araştırması. 3-4 üniversiteyle öyle konuştuk. Paraya gelince yapamadık. Neden? Çok maliyetli bir iş.